Merhaba değerli dostlar. Yeni bir videoda tekrar bir aradayız. Biliyorum uzun süredir video çekmedikten sonra biraz daha böyle harita üzerinde göstermekten ziyade tecrübe edindiğim bazı bilgileri sizlere paylaşmak istiyorum. Bugünkü konumuz da ay düğümleri ile ilgili size bazı farklı bir yaklaşım sunacağım arkadaşlar. Yani biliyorsunuz ki ay düğümlerini sürekli işte yani astrolojide hem Vedik hem klasik astroloji, karma belirli yorumlar yapılıyor. Ama benim bu konuda daha mantıklı bulduğum evolutionary astroloji, yani orada da benim biraz daha farklı onlardan biraz daha farklı bakış açım var, ama evolutionary astroloji nispeten diğerlerine göre daha sağlam temelde. Çünkü onlar daha çok ruhun hani tekamülüyle ilgileniyorlar ve orada da ay düğümlerine çok önem veriyorlar. Hani ben de uzun süredir ay düğümleriyle ilgili çalışmalar yapıyorum. Ve geçmiş yaşamlarla ilgili araştırmalarımda özellikle o ay düğümlerinin etkileri, hani o mesela bazı haritalarda görüyorum, mesela 2 yaşam öncesiyle aynı ay düğümü olabiliyor. Ya da bir önceki yaşamdaki ay düğümüyle ters aksta. Mesela. Enteresan şeyler. Şimdi burada arkadaşlar ay düğümleri ilgili iki noktayı sizinle paylaşmak istiyorum. Gözlemlediğim ve tespit ettiğim. Birincisi, ay düğümleri arkadaşlar geçmiş ve gelecek zaman kapısı. Yani bir nevi kara delik. Neden kara delik olduğunu da ben regresyonumda edindiğim tecrübeli. Çünkü regresyon tarihimde yükselen yöneticim Jüpiter Plüto'ya karşıt ve Güney ay düğümüyle kavuşuyordu. Bunu gelecek seneki kitabımızda anlatacağız Yıldız Hanım'la. Çok güzel bir çalışma. Regresyon çalışmalarını astroloji bilgileriyle destekliyoruz, ama inanılmaz bilgiler. Çok sıra dışı bilgiler var. Şimdiden bunu söyleyeyim değerli dostlar. Burada benim hani uzun o zaman şeyden önce, bunu tecrübe edinmeden önce ay düğümlerinin hep bir kara delik olgusu. Kara delikleri çok meraklıyım. Özellikle galaksilerin işte ortasında bulunan süper kütleli kara delikler çok ilgimi çekiyor. Çok önemserim. Bizim işte galaktik merkez gibi. Ve orada da bunu deneyimlemek benim için de güzel bir tecrübe oldu. Burada şunu anlamamız gerekiyor. Ay düğümlerini gördüğümüz alanlar, mesela Güney ay düğümü daha çok geçmiş yaşamla ilgili, Kuzey ay düğümü daha çok gelecek yaşam. Bir zaman kapısı bu arkadaşlar, ama bir kara delik. Zaman boyut kapısı. Burada ay düğümlerini açılar çok önemli. Mesela haritalarda ay düğümlerinin açıları görürken, eğer ki ay düğümlerinin kare açıları varsa arkadaşlar, o durumla ilgili bir şey yaşandığını gösterir. Örneğin Mars karesi varsa, tabi her haritayı dikkatli incelemenizi tavsiye ediyorum. Bu mesela bir şiddet olabilir. Belki cinsel içerikli bir durum olabilir. Bir savaş etkisi olabilir. Mesela Plüto ise herkesin etkilendiği bir ölüm olayları, bunlar savaş, deprem, yıkıcı olaylar, belki de nükleer, işte atom bombasından ölen insanlar, bunun gibi şeyler olabilir. Mesela Neptün görürsünüz, bu çok değişkendir. Örneğin bu suyla ilgili bir durumu anlatabilir. Mesela bir harita görmüştüm. Güney ay düğümü Neptün kavuşumu vardı. Yükselen 0 derece boğa ve ayda yengeçte. Kuzey ay düğümü de başakta. O harita şunu anlatıyordu bize. Bu kişi topraklanması gerekiyor. Yani suda ne yaşamışsa geçmiş yaşamında ayağı, yani şu anda da ayağı yürüyemiyor. Bu yaşamda toprağa değmesi gerekiyor. Ama işte geçmişte siz balıktınız, şimdi başa gitmeniz lazım. Öyle bir şey yok. Ona birazdan değineceğim. Diğer etkisi de şu arkadaşlar ay düğümlerinin, atalarla ilgili bilgiler. Yani o kadar haritada gördüm ki, mesela ebeveyn kayıpları görüyorum. Örneğin transit, mesela büyük baba vefat ediyor.
Kuzey ay düğümü atıyorum MC'de. Büyük anne vefat etti. Atıyorum mesela güney ay düğümü MC'de. Ya da böyle solar return haritada ay düğümleri aks noktasına temas ediyor. İşte ya da birisi vefat ediyor. Güneş o kişinin kuzey veya güney ay düğümünde. Bakın atalarla ilgili bilgiler de verebiliyor. Veya bir kişinin mesela çocuğuyla ilgili bilgi alıyorum. Kişinin güneşi solarak güneş kuzey ay düğümüne kavuşuyor. Demek ki orada lider figürü, haritadaki güneş önemli figür oğlu örneğin. Yani ay düğümleri bize atalar ve aile kökleri ile ilgili bilgiler veriyor. Şimdi gelelim ay düğümleri ile ilgili değerlendirmeler nasıl yapılır değerli dostlar. Harita bütünlüğünü inceledikten sonra, yani önce bir haritayı bir anlamak gerekiyor. Sizden ricam ay düğümlerini kesinlikle şöyle yorumlamamanız. Mesela güney ay düğümü Koç'ta, kuzey ay düğümü mesela benim terazide. Geçmişte savaşçıydın. Bu yaşamda çok ben dedin. Kendi şeyini hani egonu tatmin ettin veya ne bileyim böyle şeyler. Bu yaşamda da ilişkileri öğrenmen gerekiyor gibi. Yani böyle çok şey de değil. Yani bunu mesela birçok haritada incelediğinde böyle çok absürt duruyor arkadaşlar. Mesela bir harita analizinde kişinin ailede büyük babası 80 olayları döneminde olayla ilgisi yok. Kim vurduya gidiyor? 3 gün şey ortada gözükmüyor. Sonra cesedi bulunuyor. Ama bu kişinin haritasında Satürn'ün güney ay düğümü kavuşumu Koç'ta 12. evde. Ve Satürn Jüpiter'e kare. Yani yargısız infaz var. Satürn ve Koç'ta. Paramiliter güçler. Şimdi mesela siz Koç'ta uzmanlaştınız. Şimdi ilişki göreceksiniz değil. Geçmişteki olay bir şiddet olayı. Orada güney ay düğümü Koç aslında geçmişte olayın kaynağını anlatıyor. Evolutionary astroloji daha bu perspektifte bakıyor. Orada negatif enerjisi olduğunu söylüyor. İşte bu yaşamda hani terazi ilişki kuracaksın gibi. Yani evet kuzey ay düğümü etkisiyle yani burada ne anlıyoruz? Belki de şöyleydi. Geçmiş hayatında belki de birebir ilişkileri iyi kuramadı. Ya da o yüzden belki birebir iyi ilişki kuramadığı insanlardan birisinin etkisiyle kötü bir olaya maruz kalmış olabilir. Yine bir harita sahibi vardı. Güney ay düğümü terazideydi ama 21 derecedeydi kurban figürü. Mesela Tayyip Erdoğan'ın da 21 derece. Ve geçmiş hayatında bir kurban figürü. Şimdi kuzey ay düğümü Koç'ta bu kişide. Ama mesela güney ay düğümü yönetisi nerede? Konumu ne? İşte kuzey ay düğümü kaçıncı ev? Bunları incelemeden onun yönetisi nerede? Balıklama yorumlar yapmak. Geçmişte işte ilişkilerde uzmandınız. Şimdi Koça gitmeniz lazım demek doğru değil. Mesela geçmişte mafya. Bu arada söyleyeyim. Değerli dostum Nikola. Onun regresyonunda bilgileri çıkacak. O yüzden şimdi de söyleyeyim. Bir mafya üyesi, babası. Şimdi kuzey ay düğümü Koç'ta. Ya zaten adam savaşçılıktan geliyor. Ne iş? Buradaki etki şunu anlatıyor olabilir. Geçmişte birebir tanıdığı, bir çok önemsediği veya sevdiği bir kadından darbe yemiş olabilir mesela. Bu kadın da olabilir veya birebir dostlarından birinden darbe yemiştir. O yüzden hani sen terazide uzmanlaştın. Mafya adam yani. Terazide uzmanlaştı. Şimdi Koç'u öğrenmen lazım. Absürt. Bildiğimiz olay arkadaşlar. Regresyonunda bildiğimiz olay. Natal haritasını da göstereceğim zaten size. Ölüm yerini yok. Orada astrokartografi de göstereceğim. Gerçek bir olay. Şimdi böyle işte o yüzden ben bu tür incelemeler yapıyorum arkadaşlar. Astrolojide birçok bilgiyi bu anlamda değiştireceğiz. Ekrem İmamoğlu diyordu değişim zaman gerçekten. Değişmeyen tek şey değişimdir. Astroloji Uranüs'ün alanıdır değerli dostlar.
değişmek zorundayız. Bilgiler sürekli yenilenmesi gerekiyor. Teknolojiyle buluşmamız gerekiyor. Şimdi biraz önceki diğer örnekte Güney Ay düğümü terazi olan kişinin Venüs'ü Akrep'te. Hiçbir şeyle ilgili daha çok ilişkide zorlayıcı bir şey yaşamış. Yani cinsel bir olay 8. evde. Zor bir durum yaşamış. E şimdi ilişkileri uzmanlaştın. Şimdi koça git gibi açıklamalar doğru değil. Çünkü biliyorum yorumlarınızda hep böyle yapıyorsunuz. Bu hayatta ben diyeceksin, ben. Buradaki anlam şu olabilir. Daha çok bu hayatta kararlarını bireysel, yani cesur olmayı belki deneyimlemesi gerekiyor. Geçmişte cesaret edemediği şeyi yoksa bu hayatta ilişki yaşama. Sen bu Kuzey Aydın Koç. Yine böyle birisi vardı. Bir danışan. Onun da haritasında şeyi gördüm. Yani özellikle kardeşler konusunda bir blokajı vardı. Dedi ki ilişkiler şey yapamıyorum, yani ilişki yaşayamıyor. Onların onayı olmadan evlilik yapamıyor. Ama dedim ki Kuzey Aydın'ımız Koç'ta, yani siz karar alamazsanız hayatınız şey olur. Bakın aktive etmek gerekiyor Kuzey Aydın'ımını. Ve bana şunu söyledi. Kardeşim diyor ki seni evlenmeni istemiyorum. E şimdi yani hani bir başkalarına kararınızı bırakırsanız bloke etmiş olursunuz. Mesela burada bir Koç terazi aksıyla anlattım. Mesela bazı haritalarda görüyorum değerli dostlar. Örneğin Tayyip Erdoğan'da söyledim. Güney Ay düğümü yengeç. Mesela o kişi için ülkesinden kopmayı anlatabilir. Bir başka kişi için aile köklerinden kopmayı anlatabilir. Ama bir başka haritada mesela 6. evde Güney Ay düğümü yengeçte kanserle ilgili bir durumu anlatıyor. Çünkü bir önceki yaşamda kanserden ölmüş. Ve bunun sebebi de aile ilişkileri. Yani her haritayı dikkatli yorumlamak gerekiyor arkadaşlar. Yani hemen böyle bakıp Güney Ay düğümün işte şurada işte mesela Güney Ay düğümün ikizlerde geçmişte çok böyle soru soruyor biliyordun, şimdi yaya gitmen lazım. Bu çok basit kalıyor. Yine bir danışanın haritasında ilginç bir şey vardı. Mesela Güney Ay düğümü Akrep ama 4. evde. Şimdi biliyorum ya, geçmişte akrepteydin, şimdi paraya sahip olman lazım diye düşünüyor olabilirsiniz ama bu kişinin yaşam, çünkü 4. ev yaşamın da sonu bedenen ama ruhen değil. Çünkü ruh ölümsüz, 8 akrep. 4. ev yaşamın bedenen bitişi. Mezarları da anlatır. 4. evde akrepte bir Güney Ay düğümü daha çok suyun altında hayat. Yani bir kişi mesela bir gemi düşünün, batıyor ya da denizaltı bir şey. Ve siz suyun altındasınız. Yani naaşınız suyun altında. Ve bulunamıyorsunuz. Yani akrepte derin sulardasınız. Çünkü bu kişinin regresyonunda da vardı. Regresyonunda da suyun içinden geçen yunuslar görüyor. Ama çocuğun haritasında da var. İşte hani oğlunun da haritasında Ay Şiron kavuşumu 12. evde ve balıkta. Bakın haritalar bütüncül görme. Böyle yaptığınızda işte haritanın dokusunu anlayabiliyorsunuz değerli dostlar. Ay düğümlerinin oradaki enerjisini çözebiliyorsunuz. Onlar zamanın kapısı. Biz o ay düğümü enerjisini doğru çalıştırırsak bu zaman tekamül yolculuğumuzu daha da, yani mesela bir daha reenkarnı olduğumuzda tabii ki ay düğümlerimiz şey olacak. Yani mutlaka orayı mı öğrenmeye gideceğim? Bu kadar basit değil. Yani tamam, temel olarak Kuzey Ay düğümü enerjisini aktive etmek gerekiyor. Ama yaklaşımda Güney Ay düğümüne uzmanlaşmış bir alan gibi bakmak tek başına yetmiyor. Yani işte mesela Güney Ay düğümü aslan, geçmişte soyluydun yetti falan. Yani mantık olarak çok da kötü değil anlatım ama böyle şey kalıyor değerli dostlar, çok basit kalıyor.
orada yorum tekniğimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yani ona daha çok o alan bizim biraz daha negatif şeyler yaşadığımız alan. Mesela kişi de günah ediyor aslında. Belki geçmiş yaşamın şan, şöhreti, zenginliği kişiye zarar vermiş olabilir. Geniş düşünmek gerekiyor. Ama harita özgürlüğünde bakmak gerekiyor. Ay düğümleri güzel açılar arkadaşlar. Özellikle güney ay düğümleri güzel açılar. Özellikle jenerasyon gezegenleri. Bak bu çok enteresandır. Geçmiş yaşamınızdan bu atalarınızdan birileri de olabilir. Yaşamınıza çıkabileceğin reenkarnasyon için olumlu bir göstergedir. Hangi gezegenler açı yapıyorsa ona göre yorumlamak lazım. Sert açılara dikkat etmeniz gerekiyor ama bundan dolayı korkuya kapılmayınız. Mesela kişi depremden hayatını kaybediyor. Mesela bu dönemlerde Plüto Kuzey Ay düğümü kavuşumu var. Mesela bu yaz döneminde birçok kişi Maraş depreminde hayatını kaybeden işte Hatay'da falan yavaş yavaş doğabilir. Onlar çünkü neyi görecek? Birçok toplu ölüm. Plüto Kuzey Ay düğümü karesi. Yani bu dönemde bir de savaş riskleri de var. Bu ay düğümlerine kareler bu anlamda yeni reenkarne olacak kişileri. Bak geçmişte bir toplu ölüm olayı yaşandı. Bunu unutma. Bize bu bilgileri veriyor değerli dostlar. Sert açılardan dolayı da endişeye kapılmayın. Sadece onun orada ne anlatmaya çalıştığını çözmek gerekiyor. Yani mesela Plüto, Uranüs, Neptün gibi gezegenler daha çok genel etkileyen durumları anlatır. Ama mesela Güneş daha çok baba ile ilgili belki bir durumdur. Veya haritanızda örneğin MC yöneticisidir. Daha çok otoritede yani böyle soylulukla ilgili yani geçmişte belki siz önemli figürdünüz. Biz sıkıntınız oldu. Örneğin Rusya'da bir lorddunuz. Rus çarıyla sorunuz oldu. Çok dikkatli değerlendirmek gerekiyor. Orada gezegen arketiplerini bilip tabii hangi burçta oradaki açılar ne? Onları dikkatlice analiz edip çıkarımda bulunmak lazım. Ama %100 her şeyi net bulabilir miyiz? Bu kolay bir şey değil değerli dostlar. Sadece burada bakış açınızı, perspektifinizi değiştirirseniz ay düğümleriyle ilgili inanılmaz şeyler bulabilirsiniz. Bunu şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Ya aman bana ne? Geçmiş, geçmiş, gitmiş. Dediğiniz zaman ya benim şu sorunum var neden? Bunu çözemezsiniz işte. Böyle düşünenlere çok kızıyorum. Geçmişten bana ne? Bu benim ne işime yarayacak? James Webb teleskobu gönderildi uzaya. Ne işinize yarıyor? Şu benim ne işime yarar sorusunu bir bırakır mısınız? Bunu soranlara çok kızıyorum biliyor musunuz? Böyle bu benim ne işime yarar? Geçmiş gitmiş. Tabii ki ben sizden evrenin sırlarını keşfedin demiyorum değerli dostlar. Yani bu konuda ilgisi yeteneği olanlar hani elinden geleni yapıyor. Ben de elimden geleni yapıyorum. Yani ne kadar yapabilsek. Ama tek başıma ben bir şey yapamam. Ya, bu bir gerçek. Ben yüksek kolektif bilince inanan bir insanım. Ama izleyicilere tavsiyem bunu böyle basite alıp geçmiş gitmiş benim ne işime yarayacak değil. Çünkü o doğum haritanızın enerjisini potansiyelini açığa çıkarabilmemiz için bu bilgiler çok gerekli. Bu sizin gerçek gücünüze erişmenizi sağlayacak. Bir önceki videomda Tanrı insanı anlattım. Onu izlemenizi tavsiye ederim. İşte orada daha kaderinizi elinize alabileceksiniz. Evet, ay düğümleri ile ilgili bugünlük videom bu kadar değerli dostlar. Bu aralar böyle daha çok konular üzerinde tecrübelerimi paylaşmak üzerine videolar çekmeyi istiyorum. Belki böyle devam edebilirim, bilemiyorum. Yani biraz benim şeyimdir ya. Özgür çocuk olduğum için. Kafamda
kafama göre takılıyorum. Bakalım, belki sürece göre değişik videolar yapabilirim. Yeni videolarda görüşmek üzere değerli dostlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.